İzleyen herkese merhaba. Bugün de konumuzda izolasyon trafosu nasıl bir şey olur, bunu anlatacağım size. Aynı zamanda nasıl yapılır? Arkadaşlar, bu gördüğümüz bir büyük trafolarda, panolarda kullanılan bir izolasyon trafosudur. Şu şekilde baktığınızda, evet, giriş 380 volt, çıkış 220 volt ve 1000 watt'tır. 1000 watt yani 4-5 ampere tekabül ediyor. Bu şekilde girdiğinizde de 380 girersiniz, 2 tane faz girersiniz. Buradan da nötr, faz ve nötr olur. Aslında bunda nötr olmaz, ikisi de faz olur. Yanılıyorsam özür dilerim ama benim bildiğim kadarıyla bunun bir tanesine değdiğiniz zaman elektrik çarpmıyor. Çarpabilmesi için her ikisine değmeniz gerekiyor. Bunun için bunlar bir panolarda kullanılır. İnsan sağlığı için. Esas benim konum bu değil. Şimdi size bunu Sherlock'tan gösterdim. Şimdi esas diğer küçük trafolarla bu trafoyu nasıl yaparız veya buna benzer veya bunu invektör olduğunda nasıl kullanırız, onu size tarif edeceğim. Şimdi esas size yapmak istediğim bu şekilde bir trafomuz var elimizde. Bak, şurada görüyorsunuz girişlerini. 0 volt, 15, 18, 21. Bu tarafı da 220 volt. Buradan 220 verdiğimizde buradan AC slot'tan bu şekilde akım alırız. Şimdi aynı trafonun aynısından bir tane daha mevcut elimizde. Şimdi biz buradan 220 verdiğimiz buradan alternatif alacağız. Bu alternatif akımı buraya aktarıp tekrar buradan 220 volt alacağız. Ama ne olacak? Bu seferki şey izolasyon trafosu olacak. Yani insanı bir nevi çarpmayan elektrik olacak. Şimdi bunun bağlantılarını yapalım. Ben bu taraftaki primeri normalde trafonun primeri oluyor ama biz şu anda sekonder noktanı kullanıyoruz. Buraya bir duyu taktım. Normalde 220 girişi. Şimdi burası da AC çıkışlarıydı. Şimdi devreyi bir yapalım önce bir. Şimdi gördüğünüz gibi bir trafoma ben 220 volt fişimi bağladım. Şimdi buradan bir elektrik verip buradan çıkan voltajlara bir kontrol edelim. Bu arada devrede yüksek voltaj var. Dikkatli yapılması gerekiyor. Şu şekilde ölçü aletini AC konumuna getirdim. Burası sıfır noktası. Probun birini bağlıyorum. 220 prizmi elektriğe takıyoruz. Şimdi bu kısım 15 volttu. Trafomuzun. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir trafoymuş. 15 volt çıkartıyor tam. Burası 18 volt. Galiba tam değmedi. Evet, 18 volt. Burası da 21 volt. Şimdi elektriği keselim. Bu trafomuz da aynı özelliklere sahip. Bu trafomuz da. Şimdi bunu karşılaştırıp biz buradaki elektriği buraya aktarıp buradan 220 alacağız. Evet arkadaşlar, bu trafoyu demin hazırladım. Şimdi bu trafonun sıfır noktası burası. Sıfır noktasından alıyoruz. Bunun sıfır noktasına, belki tersine bağlasak da çalışır ama fakat denemedim, büyük ihtimal çalışması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi sıfır noktasını bağladım. Şimdi 21 voltunu bağlayalım. 21 voltumuz burasıydı bunda. Burada da burası. Evet, gördüğünüz. Şimdi ölçü aletimi görüyorsunuz. Şu şekilde göreceğiniz bir noktaya koyayım. Çıkış noktalarına bağlıyoruz. AC konumunu aldım. Sanırım şu anda görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi prizi 220'yi takıyorum. Trafomdan verdim. Gördüğünüz gibi buradaki voltaj da 223 volt. Yani 220 voltumuz. Voltajın buradan geçti 220'ye 21 volta, 20 volttan vuruldu. Eğer karşılıklı 12 volt bağlarsak yine aynı olur. İçindeki sarıyla birbirine denk geldiği için bu şekilde bir voltaj alabilirsiniz. Şimdi buraya bir lamba takıp deneyeceğiz. Fakat size bu arada bir alternatif bir akım daha vereyim. Eğer bu şekilde elinizde, eğer elinizde 12 volt bir AC akım mevcut ise, bak AC akım, DC değil.
AC akımı 12 voltsa trafonu 12 voltuna verirseniz sekonderinden yani primer 220 giriş noktasından da 220 volt alabilirsiniz. Bu da alacağınız güç ne olur? Trafonuzun büyüklüğü ve AC akımınızın gücüne göre bu değişir. Şimdi bir de lamba bağlayalım devreye. Şimdi devreye bir led takıyorum. 9 wattlık bir ledimiz rahatlıkla yanıyor. Şimdi bir de 75 volt şu şekilde bir lamba takıyorum. Görüyorsunuz 75 watt. Evet, bunu da çalıştırdı. Buradaki şöyle bir durum var. Aslında 29 volta değil, 21 volta değil, 18 volta bunu verirsek buradaki güç daha güzel. Yani yüke bindiği zaman volta düşme olayı biraz daha az olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.